Benzetme. Bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyin örnek gösterilmesidir. Kişileştirme. Cansız varlıkların veya hayvanların insanmış gibi gösterilmesidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi verilen söz sanatlarından herhangi birine örnek değildir diyor. Bir yere kaçamazsın. Seni dünyanın öbür ucuna da gitsen bulurum. Evet, burada ne benzetme yapıldı ne de kişileştirme yapıldı. Cevabım A. Ona emanet ettiğim çiçeğimi sulamadığı için çiçek küsmüş. Çiçeğin küsmesi bir kişileştirme olarak karşıma geldi. Ayrı bir dünyadan kopup gelmiş birer yıldızdı adeta gözlerin. Gözlerini yıldıza benzetti. Benzetme olarak kullanıldı. Yıldızlar yoldaşı olmuştu onun. Gecenin karanlığında yoldaş, arkadaş olması yıldızların bir kişileştirmedir. Cevabım A'dır. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 8 yaş çocuğu her ortamda kendini göstermeye meraklı olmalıdır. Yani bildiklerini anlatmaya, yaptıklarını göstermeye çalışır. Özgüveni gelişme döneminde olan bu çocuğun bu hareketleri normaldir. Onaylanmak onun için önemlidir. Özellikle arkadaş çevresinde henüz birbirlerini takdir etme duyguları çok gelişmediği için bunu ailesi ya da öğretmeni gibi yetişkinlerde görmeye çalışır. Emek vererek, uğraşarak yaptığı resimler, oyunlar ve diğer her şey takdir edilmeli ve yaratıcılığı desteklenmelidir. Şimdi burada makale bir araştırmanın sonucu olması gerekiyor. Bir araştırma sonucu. Yani nesnel bir bilgi olmalı. Yani kanıtlanabilmeli. Şimdi buraya baktığımda ise evet, burada bir nesnellik söz konusu, bir araştırma söz konusu. Ne araştırılmış? 8 yaş çocuğunun kendini göstermeye çalışması araştırılmış. Bunu nerelerde ve nasıl yaptığı üzerine durulmuş. Dolayısıyla buradaki cevabım makaledir. Daha sonra diğer şıklara baktığımda deneme yazarın kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdığı yazılardı. Kendi düşüncelerini, görüşlerini anlatırdı. Söyleşi karşında biri varmış gibi, sanki karşısında biri vardı sohbet ediyormuş gibi yazdığı yazılar. Eleştiri ise bir eserin iyi ve kötü yanları üzerinde yaptığı değerlendirmelerdi. Dolayısıyla bu sorudaki cevabı makaledir. Bir görüşü destekleme amacı vardır. Zaten bana hep üzerime düşenden daha fazla iş yapıyormuşum gibi gelir. Çalışmaya üşendiğimden değil, severim çalışmayı. Çalışan insanlara da oldum olası hep hayranlık duymuşumdur. Onları hiç sıkılmadan saatlerce seyredebilirim. Ayrıca benim için işe doymak diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü hayattaki en büyük tutkum aldığım işleri biriktirmektir. Ne kadar geniş bir koleksiyonum olduğunu görseniz şaşarsınız. Şimdi illaki mektup türüyle karşı karşıya gelmişsinizdir. Bir mektupta karşımızdakine görüş ve düşüncelerimizi iletiriz. Mesela sevgili kardeşim gibi, sevgili arkadaşım gibi bir hitap cümlesiyle başlarız. Dolayısıyla burada öyle bir şey yok. Gezi yazısı adı üstünde gezilip görülen yerlerle ilgili bilgi verir. Makalede ise bir araştırma sonucu vardır. Bir araştırma sonucu karşıma gelir. Oysa burada bir araştırma sonucu yoktur. Burada yazar kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazmıştır. Bana gelince ben böyle işte, böyle 23 yaşında bütün varlığı ve avuntusu sık saçlar, sağlam dişler ve kırmızı, bol, kocaman düğümlü kravatı olan pansiyonda kalan bir tıp öğrencisiyim. Aslen İstanbulluyum, akraba canlısıyım. Bu yüzden de sık sık amcamlara taşınırım. Hangisine yer verilmemiştir diyor. Mizahi öğe, güldür unsuru mesela kocaman düğümlü kravatı olması. Bu bir mizahi öğedir. Birinci kişi anlatımı, geldim, yaptım gibi ifadeler karşıma gelirse bu birinci kişi anlatımı olarak kullanılıyor. Evet, burada taşınırım. Birinci kişi anlatımı karşıma geldi. Sonrasında sık saçlar, sağlam dişler, bu da niteleyici sözler olarak karşıma geldi. Nesnel anlatım yoktur. Olağanüstü olaylar içeren kahramanlık temalı uzun şiirsel yazılara destan denir.
Destanların kahramanca bir anlatımı vardır ve destanlar öyküleyici anlatımın şiire yansımış halidir. Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisi bir destandan alınmış olabilir diyor. Ne olacakmış? Olağanüstülük ve kahramanlık olacakmış. Ortalık henüz ağarmaya başladığı sırada biz tarlaların arasında biçilmiş sarı, ıslak, ekin sapları içinde yürüyorduk. Burada kahramanlık yok, bunu eledik. Artık böyle kös kös gitmeden çalıları arasında boşuna değnek vurmaktan usandım. Değneği attım, yine kahramanlık ya da olağanüstülük yok, eledim. O sırada nereden çıktığı belli olmayan bir dişi bozkurt göründü. Geldi çocuğu emzirdi. Burada ise olağanüstülük vardır. Dolayısıyla burada bir destandan alınmış olabilir. Ben çok açlık çektim. Allah kimseyi aç bırakmasın. O yatağınıza giriyorsunuz ya, açken rüyanızda ekmek görüyorsunuz. Yine burada da bir olağanüstülük yoktur. Cevabım C. Aşağıdaki metinlerden hangisi üçüncü kişi ağzıyla anlatılmamıştır? Üçüncü kişi anlatımı dediğimiz o. Üçüncü kişi anlatımıyla anlatılmamıştır diyor. İskender'in gün boyu sinema, maç, kahvehane, mahalle, sokak demeden dolaştığını ve elindeki simitleri satmış fakat oldukça yorulmuş olduğunu anladım. Anlayan kim? Ben. Dolayısıyla bu üçüncü kişi ağzıyla anlatılmadı. Benle anlatıldı. Benle anlatılanlar birinci kişi ağzıyla anlatılmış olur. Dolayısıyla cevabım A'dır. Eline hesap kitaptan sonra kalan 5 lirasını aldı. Hava iyice kararmıştı ve sokaklar hala insan doluydu. Çünkü o akşam pazar akşamı olduğu için 3-4 yerde birden düğün vardı. Evet, aldı, o aldı. Üçüncü kişi ağzı. İskender ele günü aldırmadan evinin yolunu tuttu. Kim tuttu? O tuttu. Üçüncü kişi anlatım. Koltuğunun altına ekmekleri sıkıştırarak dışarı çıktı. Kim çıktı? O çıktı. Yine üçüncü kişi anlatım olarak karşımıza geldi. Gemiler görünmez dalga çığlığında, bir hınç uğultusu var çığlığında, duru sabahların gün ışığında, serili bir kaplan derisi deniz. Bu dörtlüğün son dizesinde kullanılan serili kaplan denizi derisi deniz. Evet, denizi ne yaptı? Kaplan derisine benzetti ve benzetme yaptı. Bir gün bir denizde 18-20 metrede küçük bir balık yanaştı kulağıma. Balıkça bilir misin dedi. Evet, balık konuştuğuna göre konuşturma yaptık. Bilmez miyim? Hemen başımı salladım. Dinle dedi, sana bir sır vereceğim. Hangisi yapılmıştır diyordu. Konuşma yapılmıştır. Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine yer verilmemiştir? Nice ağıtlar düğümlendi boğazımda. Birer harman yangınıydı her biri. Bir tek sözcükle alırım ellerini elime. Üşüdükçe ovalayıp ısıtmak için. Bir tek sözcükle basarım bağrıma seni. En öksüz saatinde kuşluk vaktinin. Bir tek sözcükle ulaşır sana dileğim. Gün devrilsin ama sen devrilmeyesin. Hangisi yoktur diyordu. Evet. Bir tek sözcükle alırım ellerini ellerime, üşüdükçe ovalayıp ısıtmak için. Bir tek sözcükle basarım bağrıma seni, en öksüz saatinde kuşluk vaktinin. Kuşluk vaktinin öksüz olması bir kişileştirme olarak karşımıza geliyor. Bir tek sözcükle ulaşır sana dileğim. Gün devrilsin ama sen devrilmeyesin. Evet, insanın devrilip devrilmemesi, günün devrilmesi mecaz anlamıyla karşımıza geldi. Birer harman yeriydi, harman yangınıydı her biri diyerek benzetme yaptı, konuşturma yoktur. ...2012 yılında kaybettiğimiz aptallık geleneğinin 20. yüzyıla taşıyan sanatçımız Neşet Ertaş 1938 yılında Kırşehir'de doğdu. Burada bir hayat hikayesi var ve bir tanınan birinin, ünlü birinin hayat hikayesi var, biyografidir. Eğer kendi hayatımdan bahsetseydim, otobiyografi olurdu. Olay yer zaman kişi olsaydı hikaye olurdu. Bir karşımdaki bir kişiye duygu ve düşüncelerimi anlatmak için bir yazı yazsaydım, mektup olurdu. Arkadaşlık iki gönül arasındaki gökkuşağıdır. Tüm renkleri barındırır. Güzelliklerini ortaya çıkarmak için bir yağmur bekler.
Sizin de arkadaşlarınızla tartışıp bir küslük yaşadıktan sonra onlara eskisinden daha çok ihtiyaç duyduğunuz zamanlar olmadı mı? Benim çoktur böyle zamanlarım. Burada yazar karşısında biri varmış da onunla konuşuyormuş gibi yazar. Dolayısıyla bu tarz yazılar sohbet, diğer adıyla söyleşi olarak karşıma geliyor. Cevabım B'dir.